direkt olarak çünkü zafere gitmekti. Bir yandan da öz kaynak düzeniyle ilgili ciddi yatırımları var Trabzonspor'un. Evet. Yani Sayın Ağoğlu işte ben şampiyon oldum, yıllar sonra Trabzonspor'a bu şampiyonluk getirmiş bir başkan olarak çok böyle havalara gireceğini zannetmiyorum. Akıllı hamleleri var. Hoca tercihlerinde de işte efendime söyleyeyim bu tercihlerde de gördük. Bir sezon başındaki hoca Edi Hoca mıydı? Edin Newton. Hani o bile bir risk ama onu bile ben anlayışla karşıladım. Olabilir. Yani bir kendi hocasını yaratma gibi. İşte Önder Hoca Beşiktaş'ta. Ha o bile bir risk. Önder Hoca ile Fenerbahçe derbisine gitmek de bir riskti. O riske girdi. Ben riski severim. Riske girmezse zaten gerisi gelmez. Olmadı. Ama şimdi kafayı oynasaydı o riski yapabilir miydi? Hangi açıdan söylüyorsun? Şu an yani, hani baktığın zaman Beşiktaş'ta puan farkı 5 olsaydı bu riske girer miydi diyor. Zaten Sergen Hoca kalırdı. Öyle bir riskli ortam olmazdı. Evet. O da var. Hala yarışın net bir şekilde tabii, içinde takımının başında olurdu Sergen Hoca. Trabzonspor'un performansıyla alakalı ne düşünüyorsun? İkinci yarıda da bu şekilde devam eder diyor musun? Kesinlikle Trabzonspor'un bence performansı rastlantı ya da şans değil. Kaldı ki bir tane transfer yaptılar. Yaptılar. İki tane daha transfer söz konusu. Sen bu geliyor. Gece bir tanesini bekliyordun ama. Tabii bekliyordum ama. Açıklanmadı. Kuasi transferi yakında noktalandı. Tabii. Yine Yunus Emre'nin bizle paylaştığı bir bilgi. Timoteusz Puchacz, Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu. 2,5 milyon euro Lech Poznan'dan transfer edildi. Farklı mevkilerde oynayabiliyor. Hem kanat olarak hem bek olarak görev yapabiliyor. Agresif, sert ve çabuk bir oyuncu, bir bek olarak karakteriyle ilgili bunu söyleyebilirim. Ki en önemli eksiği aslında Trabzonspor'un belki de sol bek. Trabzonspor kesinlikle iyi Polonyalılar buluyor değil mi? Buluyor. Geçmişte şimdi Kovyak var değil mi? Şimdi Kovyak. Evet. Çok iyi oyuncu. Bence iki tane daha isim söz konusu. O da ilerleyen zamanlarda netleşir. Edin Visca en baştan beri söylüyoruz. Bir de Efecan Karaca'nın ismi geçiyor. Bakalım olacak mı olmayacak mı ama kesinlikle Trabzonspor bu sene şampiyonluk için kadro kurdu. Ama şampiyonluk için kadro kururken bence istenileni yaptı. Ne yaptı? İşte Abdullah Avcı'yı getirdi. Abdullah Avcı dedi ki ben bir periyot kuruyorum, bir sistem kuruyorum. Benim arkamda duracaksınız, benim istediğim transferleri yapacaksınız. Ben de size sezon sonuna kadar rahat nefes aldıracağım ve sonunda şampiyonluk getireceğim dedi. Ve o yüzden şimdi soruyoruz hangi takımda Haziran'a kadar bütün futbolcuları bitmiş ve sezon başı kampını eksiksiz yapan takım var mı? Trabzonspor harici hiçbir takım yok biliyor musun? Trabzonspor o yüzden başarısının en büyük sebebi bu. Bir de herkes kenetlendi işte. Halk kenetlendi. Halk arkasında oldu. Camia kenetlendi. Abdullah Avcı mesela yardımcı hocalar işte Orhan Ak'a kaç takımdan teklif vardı. Hayır dedi. Bu sene çok önemli sene. Bu seneyden sonra ne yaparsanız yapın. Bu sene biz Trabzonspor'u şampiyon yapmak istiyoruz dedi. Ve gidişatta hiçbir şekilde rastlantı değil, hiçbir şekilde sürpriz de değil. Bence hem Trabzonspor oynadığı futbolda bunun hakkını veriyor. Hem de rakiplerine korku verdiğini düşünüyorum. Tabii ki Trabzonspor tek başına Trabzonspor'da değil. İşte oyuncuları Hamşik'in bence performansı muhteşem. Olağanüstü o akıl dolu pasları, ayağını çok iyi kullanması, futbolcuları buna adapte etmesi. Yani düşün Cornelius'u o çok akıllı paslarıyla buluşturması. Diğer tarafta Dorukhan, bizim bitti dediğimiz Dorukhan nereden nerelere geldi. Evet. Bu haftaki performansı bence gayet başarılıydı. Dansville'den bahsediyoruz. Bence bu hafta çok güzel işler yaptı. Yani kim varsa muhteşem işler yapıyor. Girenler de kendini gösteriyor. Özellikle Abdülkadir Ömür'den bahsetmek istiyorum. İşte bitti, küstü, hayata küstü. Bu çocuktan bir şey olmaz diyen Abdülkadir Ömür kendinden yeniden bir hayat başladı ve yeni transfermiş gibi oynuyor ki bence Trabzonspor hem şampiyonluk için çok güzel gidiyor, hem iyi bir kadro oluşturdu, hem de bunun ekmeğini çok iyi yiyor. Arada sırada tabii ki bu şeyler olabilir, puan kayıpları olabilir ama ne kadar puan kaybı yaparsa da o haftada rakipleri de puan kaybı yapıyor. Bunun da avantajını yaşıyor. Bence Trabzonspor bu sene gittiği yol güzel yol ve ben bunun ekmeğini yiyecek bir şey gibi gözüküyor. Ozan Zeybek, sezonun bütününü göz önünde bulundurduğunuz zaman ilk devre için soruyorum. Sizi performansıyla şaşırtan takım oldu mu?
Ya bunu herhalde en çok cevap Konyaspor için gelir bunda. Konyaspor'un performansı beklemediğim bir performansı. Başakşehir'in o durumdan bu duruma gelişi beklemediğim bir performansı. Bu kadarını beklemiyordum yani. Emre Belözoğlu'nun büyük bir çıkışa kalacağını düşünüyordum. Şimdi Başakşehir'in de transfer yapacağı transferlerden hedefi ortaya çıkacak. Mesela Edin Visca Trabzonspor'a gidebilir diye konuşuluyor. Büyük ölçüde de anlaşıldı diye bizim futbol piyasasında konuşulan bir şey tabii var. Tabii. Şimdi Başakşehir Visca'yı bırakacak mı? Yeni oyuncular alacak mı? Yani hedefi var mı? Yoksa biz bu sene böyle geçirelim mi? Çünkü Başakşehir'in baktığımızda mantık, futbol tecrübesi ve matematik olarak baktığımızda bence ikinciliğe en yakın takım. Yani şampiyonu en çok, yani lideri en çok zorlayabilecek takım. Bugünkü lideri en çok zorlayabilecek Mecnun takım. Başakşehir 17. sıralardan geldi buraya. İşte onu söylüyorum. O yani performans. Gerçekten muhteşem yani, performans. Yani. Çok enteresan bir şey. Emre Belezoğlu performansı evet, yani. Evet. Yani teknik adamın çok ne harika kadar bir takımı veya oyuncuyu değiştirebildiğini Emre Belezoğlu'yla görmüş olduk. Ama şuna katılıyor musun bana? Bence Aykut Hoca da fiziksel anlamda iyi bir takım bıraktığını düşünüyorum ben. Sadece mental açıdan ve psikolojik açıdan, aynı zamanda taktik açısından da ben Emre Belözoğlu'nun dokunduğunu düşünüyorum. Nedense son yıllarda, son zamanlarda özellikle geçtiğimiz sezon ve bu sezon şeyi konuşuyoruz. Teknik adamların oyuncularla olan iletişimini konuşuyoruz. Evet. Aykut Kocaman da mesela fiziksel olarak hazırlamış ama mental olarak hazırlayamamış diyorsun değil mi sen de? Evet. Ben de aynı şeyi söylüyorum yani diyalog kuramamış oyuncuyla. Emre Belözoğlu. Ya da hocanın futbola bakış açısıyla kadronun bakış açısı uyuşmamış olabilir. Evet, o da öyle de yorumlayabilirsin yani. Ama bir de futbolcular da çok iyi anlıyor. Mesela ben bir karşılaşmada gittim Edip'e. Başakşehir şu anki kalecisinin ismi Muhammed Şengezer. Muhammed'le değil mi? Volkan Babacan'ın kesik yediği maç dedim ben. Volkan Babacan nasıl kesik yedi biliyor musunuz? Orada hatalı pas verdi. Ve bunu bir defa yapmadı. Arka arkaya iki defa daha yaptı. Ondan sonra kesik yedi, Muhammed kaleye geçti. Ben Emre Belözoğlu'nun Sezar'a iyi yaptığını düşünüyorum. İhtiyacı olduğu pozisyonlarda bence iyi performans gösteren futbolcular forma şansı veriyor. Ve o formayı hak edene kadar da o formayı veriyor. Ve ondan sonra o formanın arkasında duruyor. Bence bu bir artı. Medva Başakşehir'in buraya gelmesindeki en büyük artının bu olduğunu düşünüyorum ben. Son bir dakikamız içindeyiz. Senin aklında ilk yarının takımı şudur. Trabzonspor lider. Trabzonspor bunu da hak etmiş gibi hakikaten görünüyor. Onun dışında bir takım söylesen kimi söylersin? Konyaspor söylerim. Yani Hatay beklediğim bir şeydi. Bir durumdu yani. Evet. O yüzden Konyaspor diyorum. Ben de o zaman Zeybe'ye katılıyorum. Konyaspor'dan böylesine bir çıkış beklemiyordum. Ama hani performansı seni en çok şaşırtan sorusunu sorarsan ben Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Beşiktaş'ın biraz sıkıntılar yaşayacağını tahmin edebiliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, son sayfaya noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.